Madenci yakınlarından alınan numunelerde Ankara'da yapılan DNA testi sonucu kimlikleri tespit edilen işçilerden Bahri Üzer, Hüsnü Çolak, Osman Çoksöyler, Hüseyin Çolak, İsmail Gürses, Uğur İlhan, Mehmet Tokat ve Tezcan Gökçe'nin cenazeleri bulundukları Ermenek Devlet Hastanesi morgundan alınarak Keleşoğlu Camii'ne getirildi. Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez'in öğle namazına müteakip kaldırdığı cenaze namazına Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Lütfi Elvan'ın yanı sıra madencilerin aileleri, yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı. Allahu Ekber. Selamu Aleyküm ve Rahmetullah. Selamu Aleyküm ve Rahmetullah. Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez'in cenaze namazını kıldırmasının ardından işçilerden Hüseyin Çolak'ın yakını olduğu belirtilen bir kişi, "Şehitlerimize bak hocam, yürek dayanmaz hocam, o işverenler utansınlar," diyerek tepki gösterdi. Bu işverenlerden bana bizden varız hocam, şehitlerimize bak hocam, yürek dayanmaz hocam. Hayır hocam, o işverenlerimizde bu adam bir yer var mı? Helallik alınmasının ardından şehit madenciler için dua edildi. Cenazeler ayrı ayrı kılınan namazların ardından defnedilmek üzere köylerine götürüldü.